ehli velayet ve ashab-ı kemalat dünyayı terk etmişler. Ehli velayet ve ashab-ı kemalat dünyayı terk etmişler. Hatta hadiste vardır ki dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Terk-i dünya değil, belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en küçük sahabeye en büyük veli kadar değer verilmiyor? Yani üstad burada öyle bir konuyu ele almış ki Allahu Ekber, yani böyle yani bir kelime bulamıyorum. Ağzımızdan yani böyle lisanımızdan bir yanlış cümle çıkıp da yanlış şey çıkmasın diye. Hadisi bir de okuyorum. Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Dünya için çok meşgulmuşlar. Bağları var, bahçeleri var, ticaretleri var. Terk-i dünya değil, belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Yani teknik, o günün teknik ve teknolojisi neyse onda çok ileri gitmişler. Ticarete yükselmişler. Yani İslam diyeyim bir lokma bir yıka değil. Çalış, zengin ol, ay iş yerleri aç. İş yerleri aç. Tam çiftlikler al. Teknoloji de yücel. Sahabeler bunu yapmış çünkü. Sahabeler oturup da sırf tekkede yaşının arkasında namaz kılmamışlar, çekmemişler. Her türlü ilim, teknoloji, zenginlik onlarda var. İşte nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en etkisinde böyle bir berekatlılık verilmiyor diyorsunuz. Yani günümüz öyle evliyalar ki dünyayı terk etmiş, evladı terk etmiş, saltanatı terk etmiş, çekilmiş inzivaya, Allah diye başka bir şey demiyor. Sahabelerde bu yok. Şimdi o adam nasıl sahabeden aşağı olsun? Değil mi? Mantıklı bir şey. Adam her şeyden dünyasın. Cevap olarak 32. sözün 2. ve 3. mevkulunda gayet kat ispatılmıştır ki dünyanın ahirete bakan yüzüyle ahirete esma-i ilahe mukabil onun yüzü sevmek. Oraya geçiyorum şimdi. 32. sözü 3. mevkulunda diyor ki dünyanın Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar 300'ü var. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar 1. yüzü. Onların nukuşunu gösterir. Neyse Allah-u Teala'nın esma-i hüsnasının nakışlarını, güzellikleri gösterir. Allah'ın her bir ismi kainat devamı tecelli ediyor. Her bir ağaçta, her bir kuşta, her bir kuşun kanadında, her bir ağacın yaprağında, her bir insanda, her bir mahlukta esma-i hüsnası tecelli ediyor. Manayı harfiyle ona aynalık ediyor. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubatı samedaniyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın değişmeyen sağlam bir mektubudur. Her bir kuş mektuptur. Her bir ağaç mektuptur. Her bir çiçek ve meyve bir mektuptur. Mektup ne yapılır? Mektup okunur. Okumak lazım. Ağaca bakıp Allah'ı bulmak lazım, görmek lazım. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tabasıdır yani bu dünyanın yüzü. Niye? Dünya mezratul ahiret. Aleyhisselam buyuruyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır. Cennetin bir tarlasıdır. Rahmetin bir meseledir. Yani sen burada ekeceksin, orada alacaksın. Bu dünya var, ahirette de mükafatı var. Burada ekmezsen orada alamazsın. Onun için bu dünya mutlaka olması lazımdı. İyi ki dünya var. Sahabeler çalışmış. Ama imanın, ibadet tazmıyormuş. Dünyayı bu cihadı sevmişler. Kalplerine koymuşlar. Cihat nidası geldiği zaman Allah Resulü ne yapıyordu? Bütün sahabeler ne eline var hepsini yatırıp ortaya koyuyordu. Ben şuna kalkıp 1.000 lira veremiyorum. Yani. Veya diyelim 5.000 lira mı veremiyorum. 100.000 lira mı 10.000 lira 20.000 lirası veremiyorum yani. Senelik geldim mesela diyelim 200.000 liraysa kalkıp 20.000 lira veremiyorum. Öteki kardeşin diyelim evlenekler o 1.000 lira veriyor. O niye 1.000 lira ben de 1.000 lira veriyorum diyor. Ya o onun geleni 10.000 lira senin geleni 200.000 lira. 200.000 lira gelir. Yok diyor ben diyorum niye o 1.000 lira ben de 200.000 lira veriyorum. Mantık. Şeytan böyle bağırıyor. Böyle bağırıyor. Hazreti Talha bir bağını bağışlıyor. Hurma bahçesini. Bir anda. He? Abdurrahman bin Af bir 30-40 develik kervanını bağışlıyor. Ben neyi bağışlayabiliyorum? İşte dünya ahiretin tarlasıdır. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Takir değil, muhabbet layıklı. Çünkü çalışacağız, kazanacağız.
İslam'ın ekonomik yönden de kalkınmasına yardımcı olacağız. Onun için bu dünyada olmamız lazım. Dünya onun için güzeldir. İslam'ın yücelmesi için güzeldir. Üçüncü yüzü de insanın hevasatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın maleba hevasatı olan yüzdür. Yani insanların böyle malla mülkle oyalandığı bir alemdir. Malla yalan, mülkle yalan, gitmeden sana yalan hesabı. Al, çalış, kazan. Öldün mü bitti. Uyuduğun zaman, gözün açtığın zaman kaybolan malla, gözün kapattığın zaman mal ne yapacaksın? Her zaman söylüyoruz yani. Bir an gözünü açıyorsun, mal yok. Bir an gözünü kapatıyorsun, mal yok. Bitti. O zaman al olmasın mı? Olsun tabi de. Ahirete gönder postanı. O ne yapacaksın? Şimdi dünyayı takip eden dört sınıftır. Birincisi ehli marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadet set çektiği için takip eder. Yani onu Allah'tan, Kur'an'dan, imandan mahrum bıraktığı için hatta dünyanın fen ve felsefesinden daldığı için gerçek marifetini Allah'ı tanıma ilminden mahrum bıraktığı için o felsefeden uzak kalmaya çalışıyor. Mümkün mertebe. Çünkü Allah'tan uzaklaştırıyor. Bazı ilimler var. İkincisi ehli ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onları amel uhreviyeden men ettiği için veyahut şuhud derecesinde iman ile cennetin kemalat, güzellikleri ve mehasine nispeten dünyayı çirkin görür. Tabi cennete nispeten dünya çirkindir. Evet, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi dünyanın ne kadar kıymetleri mehasine varsa, dünyada ne kadar güzellikleri varsa, ne kadar mutluları varsa cennetin mehasine nispeten edilse hiç kimdedir. Yani cennetteki bu güzelliğin yanında bu dünyanın güzelliği hiç konu atmıyor. Evet, dünya kötüdür. Niye? Çünkü eline geçmiyor. Eline geçse nikah kıyacak da eline geçmiyor. Şu takip dünyanın nefretinden değil, muhabbetinden ilerliyor. Aslında dünyayı çok seviyor ama eline geçmiyor. Bak geçse. Zaten dünya süslü bezekli bir geline benzer. Herkes arkasından koşturur. Herkes aşık eder kendine. Kimseye nikah kıymamış. Herkesi öldürüyor. Herkes o dünya sevdasının peşine koşuyor ama o dünya denilen cadı kimseye nikah kıymıyor. İspat mı isterseniz? Şöyle geliyor tarihe bir gireyim bakalım oraya. Kim nikahlamış dünyanın? Kim kalmış? Zenginli, güzelliğinin. Kimse kalmış. İşte onlar dünya kötüdür diyor. Dördüncüsü şey, de... Bir şey fazla muhabbet. Onun içeride sebep olmak olayını öğretiyor mu? Olabilir. Dördüncüsü dünyayı takip eder. Dünya kötüdür der. Zira dünya eline geçiyor. Fakat durmuyor, gidiyor. Dünyayı kazanıyor ama bir türlü elini tutamıyor yani. Çeşitli meselelerden geliyor, kaybediyor. Teselli bulmak için, kendi kendine avutmak için tahkir eder, dünyaya falan. Pistir ya, dünya kötüdür ya. Yalancı bu dünya ya. Değmez bu dünya için çalışmayadır. Ah bir eline geçse, nikah verecek ama eline geçmedi için diyor ki ya. Kedinin ciğeri bundar dediğin. Çünkü niye ciğer yok, asıl atlıyor, atlıyor, atlıyor. Yaz lan bundar da diyor. Dünya için boş duruyor ama eline geçme. Dünya kötü diyor diyor. Aslında kötü olduğu için değil. Kavuşamadığı için diyor. Ama sahabeler kavuşmuş. Yaşamışlar fakat dünyaya meyletmemişler. Bir anda bütün huma bağını bağışlıyor. Bütün serveti o. Biz neyimizi bağışlayabiliyoruz da? Hesap ediyoruz. İşte Esma-i İlahi'ye mukabil olan yüzünü sevmek sebebi noksanet değil. O işte güzel Allah'ın isimlerini bize tanıtıyor. Cenab-ı Hakk'ın ahirette olan ahiretin tarası olduğu için burada ekecek orada bir şey olması cihetiyle sevmek eksiklik değil. Belki medar-ı kemaldır ve o 200'de ne kadar ileri gitse daha ziyade ibadet ve marifetullah'a ileri gider. Sahabelerin dünyası ise işte o 200'dedir. Dünyayı ahiret mezrası görüp ekip biçmiştir. Mevcudatı da görünen her şeyde Esma-i İlahiye'nin aynası görüp müştekane temaş edip bakmışlar. Fenai dünya ise fani yüzüdür. İnsanın hevasatına bakar. Bir sual daha.